İkinci kayınvalidem Songül Sultanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Birinci tabağın başına alıyorum seni. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Dışarıcı çok güzel olmuş. Birazcık salçası fazla gibi olmuş. Hafif. Tamam. Normalde güzel olmuş. Soğanla sarılışı çok mi? Güzel. Tamam. Soğanları pişmiş. Yemeğe de doyamadım. Evet. Evet. Çünkü çok seviyorum. Süper. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Beğendik bu tabağı. Bu tabağı beğendik ama öbürlerine de bakmak tabii için ki. Devam edelim. İkinci tabağımız. Bu biraz kalın olmuş ama sarma olarak güzel olmuş. Yani model olarak güzel olmuş ama bundan bir tık kalın olmuş. Şu iç harcı mı fazla olmuş? İç harcı fazla olmuş. İçi güzel pişmiş ama iç harcı fazla olmuş. Ama güzel pişmiş. Lezzet olarak? Lezzet olarak bu bundan bir tık üstte. Öyle mi? Evet. Tamam. Soğanı pişmiş mi? Soğanı pişmiş. Tamam. 2'de 2 beğendik ama biri evet. Daha çok beğendik. Onu daha çok beğendik. Peki. Üçüncü tabağın. Bunun soğanı çok çiğ kalmış. Ses, tıkır tıkır. Ses duydum zaten. Evet. Zincirle pişmemiş. Tabii benim damak tadıma göre biraz bana tuzlu geldi. Soğan da pişmemiş. Hepsi mi tuzlu geldi? Hayır. O geldi. Onlar ayarında. Tuzlar eşit veriliyor. Ekşi ile tuz birbirine karıştığı zaman biraz bana tuzlu geldi. Tamam. Zaten yemeğin kendisini de sevmedin içini evet, de soğanını evet. Da. Son tabağın. Bunun soğanı da çiğ kalmış. Gelinler bana kızmayın. Pirinci de pişmemiş, soğanı da pişmemiş. Ama tuzu, yağları, onların da yağları aynı ayarda. Ne pirinci pişmiş, ne de soğanı. Beğenmedin yani 4. tabağda. Ne yapacaksın bakalım? Çok zor ana geldik. Aynen öyle. Şuna 5 verelim. 1. tabak 5 puan. 2. 3. tabak 2 puan. 1. 4. tabak 1 puan. 3. 2. tabak 3 puan. Nasıl bir strateji kurdun kafanda acaba? Şimdi dinleyeceğim seni. Samimi olarak pişmeyenleri aynı ayarda hemen 1 vermek zorunda olduğumuz gel için. Gel şekerim. Tut şekerim kenarlarından. Öyle verdik puanı kaçmak ay, var mı? Ben gelinin yanına gidiyorum zannettim. Ya ben fark ettim ama bu salma. Ama almayacak beni oraya şimdi. Tut böyle yanlarından. Şimdi tuttum. Yüzleşme zamanı. Bu gelin diyecek ki sana bana niye 2 verdin? Bakalım kim bu gelin? Bu gelinimizin haftanın ortasında 2 almak hiç hoşuna gitmeyecek. Onu söyleyeyim. Hazırla kendini. Aç bir de. Tuğba. Kayınvalidemle zaten birebir aynı yorumları yaptınız. Seviyorum seni ama gerçekten pişmemiş. Ben de seni seviyorum biliyor musun? Gerçekten pişmemiş. Yani normalde bu kadar dik karakterleri sevmem ama sen samimi bir kadın olduğunu düşünüyorum. İçten olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de seni seviyorum ama yani tabağımın pişmeme ihtimali yok Songül abla. Bakabilirsin soğanı pişmemiş, tıkır tıkır pirinci pişmemiş. Abla bak şimdi elimden geleni yaptıktan sonra gerisini bırakmak zorundayım.
en önce ocağa koydum. Soğanlarımı güzel güzel haşladım. İçlerini güzel güzel doldurdum. Gerçekten hani doldurma işi maharet isteyen bir şey değil. Koy zaten kendi kendine doluyor. Sadece pişirirken hani ağzı açılmasın. Tek handikabı bu. Diğeri de yoğurup koyuyoruz. Gerçekten çok kolay bir yemek. Soğanı, dolmasını ben kendim çok yapıyorum. Peki ne yapmam lazım yani? Soğanı biraz daha çok haşlamanız lazım. Haşladım. Ama az haşlamanız. Ama daha fazla haşlarsam çok da ne olur tıkır, biliyor musun? Tıkır. Abla zarlı ya. Zar olur kalır diye çok haşlamadım. Heh, bir dahakine çok haşla. Hiçbir şey olmuyor. Nasıl? Soğanı biraz mesela, daha fazla. Hayır, en üst kabukları benim dağılmaya başlayınca çıkardım. Ne yapmam gerekiyor ki? Çok tıkır tıkır kalmış. Ha, bir de ne yaptım biliyor musun? Üst kabuklarını çıkardım. Kalan kısımlarını tekrar haşladım. Yavrum çok tıkır tıkır kalmış. Yani şimdi tamam, güzel yemeğini bulduğum zaman güzel yemeğini bulduğum zaman biliyorsunuz notumuzu veriyorum. Puanınızı alıyorsunuz. Ama bunun pirinci de pişmemiş, soğanınız da pişmemiş. Bak sen birinci gün çok güzel puanlama yaptın. Evet. Gerçekten. Bugün sana bir şey oldu. Bugün güzel puanı verdim aslında. Göreceğiz onu. Sen de öyle yaptıysan sana da yani biri İnşallah vermiştir. İnşallah dua ediyorum ki yine bana 3 vermiş. Ol ki bu 3 takıntını bana anlat yani. Bu 3 nedir geldiğimizden beri? 3, 3. Bir anda görürsün. Vazgeçemedin 3'ten yani. Biri verdiysem... Bir de zaten... Kız 3'e kızıyor. Hayal Demek olduk. Ki senin başına ne gelecek? Ama bir şey Songül abla. Seninle bir sorunum yok ama inşallah bir vermişsindir. Bir görürüm nasıl hesap soruyor. Olabilir. Sorsun. Olabilir. Ama pişmemiş yemeğe verdiysem ben hakkım. Pişmemiş yemeğe 2 verdin zaten. Gelininizin 3'e takıntısı var. Bari 4 kullansaydınız puanlama içerisinde 3 olmazdı. Her türlü dileği kabul olurdu. 3 dışında bütün puanlar denk gelebilir. Ama ben onu vermek istedim işte yavrum. Kızın 3'e takıntısı var. Takıntı ben benim değil onun ya. Bir takıntısı var. Önden ülke. Koydum. Haşladım. Daha ne yapmam gerekiyor? Soğanın sert. İçine de piş çiğ dedin abla. İmkansız. Bak pirinçlerinin bazı taneleri pişmemiş. O da neden pişmiyor biliyor musun? Heh. Çok sıkı sardığın zaman içindeki pirinçler sıkı ama kalıyor. Şey sorayım, pişmemiş. Sarmadım. Hatta başlarını boş bıraktım ki içeri salça girsin diye. Soğanın da pişmemiş. Pirincin içi de pişmemiş. Ocağın söndü de fark etmedin mi acaba? Hayır ben yani daha çıkarken bile kaynatıyordum oynarken bile. Songül ablacığım bana 2 puan verdiğinde sana kızamadım. Neden dersen çok kibardın. Ben kim bana nasıl gelirse öyle giderim. Buyur. Buna da 3 verdin. Tam haftanın ortası gibi bir puan. Birden iyidir bu karambolde. Bakalım kim bu gelin? Derin bir nefes al, ihtiyacın olacak. Ve kaldır tabağı lütfen. Yeşim, gelinin yine sona kaldı. Hadi Aleyna yine iyisin, 3 sana denk gelmedi. Bu ayet de 1 denk gelmesin. Ya şimdi Songül abla tamam güldük eğlendik. Zaten puanlamanın mantıksız olan kısmı 2 tabağı beğendin, 2 tabağı beğenmedin. Ve 3 ve 4'ün arasında 1 saat durdun. Neyin tereddüdünü yaşadın? Acaba bugün gelinim yapmış mıdır, yapmamıştır diye mi düşündün? Hayır, gelinim için düşünmedim. Hayır, biri hangisine versem diye düşündü. Ya, hayır, iki tane de bir kullanabiliyorsunuz ya. Siz bir tane mi verilir diye düşünüyorsunuz? Hayır, hayır. Niye? Vicdansızlık yapmadı, diğeri daha kıtın hayır. Geldi, ona bir verdi. Evet. Soruyorum, aynı yorumu yaptığı için soruyorum. Aynı yorumu yapmadım. Bu... Yok, ona da geleceğim sıra. Puanlamanın zor mu onu anlamaya çalışıyorum. Bu biri bir aynı yorumları yaptı ya. O tabak ilk 5'ini verdi. Geçti 2 tabağa böyle bir durdu. 1 saat durdunuz. Ama durmak da benim hakkım. Ya düşünmek de benim hakkım. Düşünün. Ben evet. Ne düşündüğünüzü sadece sordum ya. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Sordum sadece. Bugün gelinim yapamamıştır diye mi asla düşündüm? Öyle bir şey düşünmedim. Tamam sordum sadece. Düşünmedim. Songül abla saatlerce o tabağın başında düşündün. Hakkı 3 mü? Benim tabağıma gelecek olursak, 1 ile hemen hemen aynı yorumları yaptınız. Dediniz ki harcı daha fazla. Pirinç bu, şişiyor. Evet. Bir de harcı daha fazla diyorsunuz ya, siz bu dolmayı yapan bir kayınvalidesiniz. Evet. Şunu da düşünmeniz lazım. İçlere doğru küçülüyor ya soğan. Haliyle ona daha az harç evet. giriyor. Büyüye evet. daha çok giriyor. Evet. Şimdi arkanızı dönüp bakarsanız, o daha büyük bir soğan ya. Evet. Onun etkisi de olabilir ama mi? Ama onun içinin harcını biraz az koyarsan soğan boş ne kadar... Kalır. Komple kalmaz. Soğan yersin. Kalmaz. Hayır. Çünkü biz bunu sürekli yapan insanız. Kalmaz. İçinin pirincini biraz az koyarsan
hacim olarak da tutmuyor dediğiniz. Neden biliyor musunuz? Şimdi soğanlar katman katman biliyorsunuz. Evet. Şu kadarlık bir soğana ben 3 parça koyarsam sar 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 soğan olur. İçinin ayarını aynı şekilde koyarsan gayet güzel olur. Yapıyor musun sen soğan dolması? Çok yapıyorum. Kuru patlıcan. Ama yapıyorsan aslında doğru söylüyor yeşim. Onun böyle bir hacmi var ya yuvarlak. Evet, evet. Yani az koyarsa dediği gibi daha çok soğan olur. Soğanın hacmi çok büyükse pirincini... Kesilir mi? Tabii. Soğan mı kesilir? Soğanı keseceksin. Hmm. Pirincini koyarsın, soğanını kesersin. Hmm. Tecrübe dinlemek lazım. Yemek üzerine ustadırım. Ustadırım. Bakalım ustaysan. Yeşim çıktı, Tuğba çıktı. Gelinini mi buldun yoksa Gözde'yi mi? Gelini bulamazsam koşa koşa kaçarım. Bakalım Cabbar Songül kayınvalidem. Cabbar lakabını alan kayınvalidem cabbarlığını gösterdi mi? Şöyle uzak durayım azıcık. Kaçayım senden. Tabağı falan atmayayım yarı. Aç şekerim. Aç. Gözde. Kaçırmışsın gelini. Teşekkür ederim. Bak istediğin gibi minnacık da yapmış. Evet. Evet. Sen sadece kavga etmekten anlıyorsun. Sadece tartışmak. Kaos, yalandan bir şeyler ortaya atıyorsun. Belli zaten. Bir Gözde bir Tuğba sürekli beşleri veriyorsun. Hadi bakalım devam Ali et böyle. Kalmış. Devam et böyle. Böyle devam edersen zaten bak herkesi sevindireceğiz. Anladın mı? Çiğ böyle kalmış. Devam et. Yapacak bir şey yok. Geldiğimden beri ya 3. Aa bak bugünü de açtın, siftahını yaptın, süpersin. Al hıncını bu şekilde. Niye geldik biz acaba buraya? Abla bu ne yani? Ama çırak gibi puanlama yaptım bugün. Nedir bu? Bak sevindireceksin aslında işte. Aslında güzel bu ne puan yani? Verdim. Ama geldim bak, ilk gün. Tadına göre verdim. Bana mı şu an puan verdin? Benimle konuşur musun? Şimdi geldin ilk gün bana 3 verdin. İkinci gün bana 3 verdin. Bugün de 1 verdin. Biz böyle düşeceğiz herhalde. Ama pişmemiş. Biz böyle düşeceğiz. Pişmediği için bir, tamam 2'ye de geçmedin direkt. 1. Direkt 3'ten 1'e geçtin. Güzel süper devam et bu şekilde. Çiğ tabağı mı 5 verecektin? Çiğ tabağı... Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen kendini güzel yaptığını mı zannediyorsun? Evet. Tuğba da tabağını savunuyor. Ona da çiğ diyor. Ama burada iki kayınvalide de pişmemiş olduğunu söyledi. Yapamamışsın. Olmamış Aleyna. Ya seni dinlemiyorum ben. Verdiğin puanlamayı da kabul etmiyorum. Geldin kabul yine. Etmesen de o puanı almak zorundasın. 3-3-1. Ne yani bu? Neden geldik anlamadım. Kadının damak zevki var ki ona göre puan veriyor. Damak zaten Gülcan de söylemişti. Damak zevki falan yok onun. Oldu. O zaman dün de sana 5 verdi. Evet. Damak zevki yok çünkü. Herkes bir verirken sana 5 verdi. Yok. Ben damak bugünden zevki de var zaten. Diyorum. Yok demiyorum. Damak üçten, zevki var demek ki. 3'ten sonra bizi bire düşürdüğün için teşekkür ederim. Çok sağ ol. Demek ki ben ederim. Ben Gönül ablayla oturmak istiyorum. Tamam, ya bırak ya. Gönül teyze bile geldiğinden hayır, beri bana 5 kabul etmiyoruz. Biz yeşime gittik. Hayır. Ya şimdi bak. Konuşmayayım diyorum Gönül abla ama sen de durmuyorsun. Ne yaptın? İftardan sonra ne aldın yaptın? Eline lokumu, kıza tek tek yedirdin. Aa. Kıza sen... Sana da verdim, ona da verdim. Bak bize verdin. Bana vermedin? Onu sen ellerinle besledin. Dinleniyordun, uyuyordun. Bana ellerinle bana yedirdin vermedi. Ama. Onda şeker var, bu dinleniyordu. Onun için sizlere şekersiz olanlara verdim. Geldi. Bana ellerinle yedirdin, ellerinle. Aman ne hatta olacak? Dedi ki... Sevap. Bir şey söyleyeceğim. Ben yokken kızlara ne yapıyorsun? Aleyna. Ya sen uyuyordun, dinleniyordun. Lokum vardı, verdin. Bir şey söyleyeceğim. Niye ağzına gidip lokum veriyorsun kızların ya? Ya şimdi bir şey demiyorum. İşte bak bunları yapıyor. Ondan sonra millet buna yanladığı zaman yalan. Bir de benim yanımda numara yapıyor. Sevap. Numaradan ben hadi be istemem be. İstemediğin insanın ağzına niye lokum sokuyorsun? Daha duyduklarımın hepsini söylesem ya burada. Yeşim. Kriz geçirirsin. İyilik, sen ne yapıyorsun iyilik anne? İyilik de yer almıyor size. Bir daha günahımı bile vermeyeceğim. Bu iyilik değil. Gönül abla. Onlara ikram ettin bana ellerinle yedirdin. Bak ben onlar eliyim. Sen niye onun ağzına sokuyorsun? Yok onların da ağzına sok. Kız ağzına vermedi mi? Bir tek bana ellerinle yedirdin.